Herkese merhabalar, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda Zara parfümlerinden bahsedeceğim ve bu part 2 olacak. Bir önceki videoda 5 parfüm göstermiştim erkekler için. Bu videoda da bir başka 5 parfümden bahsedeceğim. Öncelikle şundan bahsedeyim. Önceki videonun başında bahsetmeyi unuttum, sonunda bahsettim ama burada hiç izlemeyenler için o videoyu gene bahsetmek istiyorum. Burada göstereceğim her parfüm bu videonun çekildiği tarihte Zara'nın kendi sitesinde satışa mevcutlar. Ancak Zara'nın kötü bir huyu var. Zara parfümlerinin üretimini durduruyor maalesef bazen. Bazılarını devam ettiriyor, bazılarını durduruyor. O yüzden bu videoyu birkaç ay sonra, belki seneye izliyorsanız çekildiği tarihten sonra ve parfümlerin üretimi durduysa şaşırmayın. Maalesef Zara'nın kötü bir huyu bu. Videoya başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz veya daha önce abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Hiç uzatmadan ilk parfümle başlayalım. İlk parfümün ismi Ice Walk parfümü, Zara firmasından. Bu parfümün kelime anlamı buzda yürüme anlamına geliyor. Neyin kopyası? Önce ondan bahsedeyim, ondan sonra kokuya geçelim. Bu parfüm Dior Sauvage kopyası. Bundan önce bir tane daha Dior Sauvage kopyası vardı ama sanırım onun üretimini durdurdular. İsmini de hatırlamıyorum. Ama şu anda Zara'nın sattığı tek Dior Sauvage kopyası diye biliyorum bunu bu tarihte. Gayet güzel bir parfüm. Dior Sauvage kadar güçlü değil. Performansından da bahsedeceğim ama koku olarak gerçekten çok yakın. Yaklaşık %90'lık bir yakınlık var. Açılışında bergamot tarzı hafif sabunumsu bir his alacaksınız. Ferah bir his. Ondan sonra Ambroxan sentetiği gelecek. Aynı Sauvage'daki gibi. Bu gerçek bir nota değil veya şöyle söyleyeyim, gerçek hayatta böyle bir koku yok. Ama nasıl kokuyor? Bana göre biraz naneyi anımsatan, ferah, hafif baharatlı, sanki biraz karabiberli tarzı bir koku. Ama hala ferah bir koku, ilgi çekici, çekici bir koku bu. Ve koku böyle devam ediyor. Aslında hiç değişmiyor. Ice Walk, Dior Sauvage biraz daha değişiyor ama Dior Sauvage da gene bir yarım saat sonra bulunduğu koku halinde, kokunun sonuna kadar öyle devam eden bir koku. Bu da öyle. Başlangıçta dediğim gibi ferah, hafif sabunumsu, turunçgil geliyor. Ondan sonra Ambroxan sentetiği, dediğim gibi hafif naneli, hafif karabiberli tarzda bir koku devam ediyor. Ferah, çekici bir parfüm. Parfümün kalıcılığına gelirsek maalesef Dior Sauvage kadar değil. Dior Sauvage'ı biliyorsanız Eau de Toilette veya Eau de Parfum, ikisi de çok kalıcı parfümler. 8-10 saati kolaylıkla görebilen parfümler, bazı tenlerde bütün günü çıkarabilen parfüm. Bu Ice Walk benim tecrübelerime göre ve okuduğuma göre 5 ila 6 saat, bazı insanların teninde 7 saate kadar gidebiliyormuş. Büyük ihtimal sıcak havalarda, eğer hava sıcaksa ve teniniz ısınıyorsa büyük ihtimal daha uzun kalacaktır. Ama 5 ila 6 saat civarında performans var. Ve performansını fiyatla karşılaştırırsak bence o kadar kötü değil. Dior Sauvage'ın pahalı olduğunu düşünürsek ve bunun da sanıyorum 60 Türk lirası olması lazım. Yanlış olabilir. Belki de 80'dir. Ama gene hani fazladan sıkabilirsiniz. Elbiselerinize çok sıkın. Saçınıza uzak mesafeden sıkın. Bu kalıcılığı arttıracaktır. Ucuz olduğu için biraz daha ekstra sıkmak gerekebilir dediğim gibi ama fiyatı gerçekten çok ucuz. Belki yanınızda küçük bir diken taşırsanız ve 200 saatte bir yenilerseniz dert edinmeyecektir. Bu parfüm hangi mevsime uygun? Bir önceki videoda mevsimleri söylemeyi unuttum. Çoğu insan kızdı. Özür diliyorum o yüzden. Bu parfüm Ice Walk tamamen yaz parfümü. Eğer yazın kullanırsanız daha iyi olur. İlkbahara da sonbahara da gidebilir. Kışın çok hafif kaçacaktır çünkü soğuğa dayanmayacak bir parfüm ama içerisi ortamlarda kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi sıcak havada, dışarıda yazın rahatça kullanılabilecek ve kalıcılığı biraz da artabilir sıcak havada. İlkbaharda da kullanılabilir ama ilkbaharın sıcak günlerinde kullanılabilir. Eğer kapalı ortamda kullanıyorsanız mevsim fark etmez. Her mevsimde kullanabileceğiniz bir parfüm. İkinci parfüm bu videodaki Zara For Him. Zara'nın bu signature, yani imza kokusu, imza kokularından bir tanesi. Bunu her yıl ya da her 2 yılda bir yeniliyorlar. 2012-2014 versiyonları vardı. Bu 2018 versiyonu ve şunu da söyleyeyim. Benim burada tanıttığım klasik versiyonu, ben zaten buraya resmini koyacağım ya, koymuşumdur, görürsünüz. Bunun bir black edition'ı var, bir de silver edition'ı var. Onlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığım için onları belirtemiyorum. Ama klasiğini denedim ve kullandım. Ondan bahsedelim. Önce neyin kopyası onu söyleyeyim. Şaşıracağınız üzere aslında bu parfüm bir şeyin kopyası değil. Çok nadir olarak bir tane daha parfüm vardı. Onun tanıtımını yapmıştım. Rich Warm Addictive diye. O parfüm de öyle, bu parfüm de böyle. Bunlar kendilerine has kokular.
bir şeyin kopyası değil. Belki biraz anımsatabilir sizi ama bana anımsatmadı. Denedim, hani bayağı bir denedim üzerimde bir şeye benziyor mu diye ama kendine has bir kokusu var. Bu da gayet güzel. Peki nasıl kokuyor? Bu parfüm tatlı bir parfüm. Tatlı parfümler seviyor olmanız lazım. Çok aşırı tatlı değil ama parfümün hayatı boyunca bir vanilya tatlılığı, hafif şekerimsi bir tatlılık var. Bunun yanında ağacımsı bir havası var. Açılışında biraz ferah gelen bir parfüm aslında. Bergamot tarzında bir havası var, turunçgil havasında. Ama ondan sonra santal ağacının böyle kremamsı tarzda bir ağaçımsı his var. Hafif bir ağaç, böyle sert bir ağaç değil. Onun arka planında ise tatlılık geliyor ve tatlılık hayatı boyunca parfümü terk etmeyecek. Tatlı parfümler seviyor olmanız lazım parfüm sevebilmeniz için. Tatlı parfümler sevmiyorsanız lütfen kör alış yapmayın bu parfümü. Değişik bir tatlılığı var. Night 3 önermiştim. Onun gibi tatlılık değil de biraz daha hafif bir tatlılık. Çok aşırı değil. Sürekli tatlılık diyorum yanlış anlamayın ama benim en çok hissettiğim şey tatlılıktı parfümden. Kısacası ağacımsı, hafif, çok hafif baharatlı, tatlı bir parfüm. Tatlı seviyorsanız mutlaka seveceksinizdir. Performansına gelirsek bunun performansı gayet iyiydi bende. Yorumlara baktığımda bazı insanlarda sadece 5 ila 6 saat kalmış ama benim tenimde 7-8 saati gördü. Birkaç kişi de daha yorumlamalarda, Fragrantica'da baktığım üzere onlarda da 7-8 saate gidiyor. Yani belki de gününe değişir. İçerisi ortamlarda kullanıyorsanız belki biraz daha fazla kalacaktır veya sıcak havada kullanıyorsunuz biraz daha iyi olacaktır. Ben şöyle diyeyim, ortalama 6 ila 8 saat büyütme bir performansı var bunun. Biraz daha ekstra sıkmanız gerekebilir elbiselerde çok kalıcı bir parfüm. Mevsime gelirsek bu parfüm bana göre her mevsime gidebilir. Sadece yazın çok sıkmamanızı tavsiye ediyorum veya çok sıkmamanız değil de çok bunaltıcı bir günse, çok sıcak bir günse, ne bileyim 30-35 derece civarı belki kullanmamanızı önerebilirim. Ama onun haricinde her havaya ve içeriye dışarıya gidebilecek bir parfüm, ilgi çekebilecek bir parfüm, övgü alabilecek bir parfüm. Benim eşim gerçekten çok beğenmişti bunu ben denediğimde. Ben herkese tavsiye ediyorum. Fiyatına gelirsek bunun zannedersem fiyatı 80 veya 100 Türk lirası. Yanlış olabilir. Bu videoya başlamadan önce fiyatlarına bakmam lazımdı. Kusura bakmayın ama buraya ben fiyat bilgisini koyuyorum zaten ekrana. Siz görürsünüz. 80 Türk lirası olması lazım 100 mililitre için. Gayet çok güzel bir fiyat. Dediğim gibi ekstra sıkın. Elbiselerinize sıkın. Uzak mesafeden saçlarınıza sıkın. Herhangi bir zararı olmayacaktır uzak mesafeden sıktığınız için. Dibine sıkmayın tabii ki. O zaman zararı olabilir ama dışarıdan sıkarsanız saçlar yağlandığı için emin olun saçlarda çok uzun süre kalıyor parfüm. Ve elbiselere de sıkarsanız kalıcılık daha da artacaktır. Ve eminim iyi performans alırsınız bu parfümden. Bir sonraki parfüm Scent 1 parfümü. Scent hashtag 1 parfümü. Bunlardan 4 tane var. 1, 2, 3, 4 diye gidiyorlar. Üçüncüsü zannedersem Aventus kopyası olması lazım ama performansı gerçekten çok kötüydü onun. O yüzden bu videolara koymayacağım onu. Ama Scent 1 gerçekten koymaya değer. Şöyle söyleyeyim, önce kopyasından bahsetmeden eskiden bir parfüm çıkarmıştı Zara ve ben onu almıştım. Gerçekten mükemmeldi. İsmi Zara Tive'dendi. Ve bu Zara'nın huylarından bir tanesi. Parfümün üretimini durmuş gibi yapıyorlar. Ama aslında aynı parfümü başka bir şişeye koyuyorlar. Bu da öyle. Zara Tive'den aslında Scent 1 parfümü. Aynı parfüm. Hiçbir değişiklik yok. Bazı insanlar değişiklik görmüş, koklamışlar. Ben hissetmedim. Bana aynı geldi. Kokusundan bahsedelim. Bu parfüm neyin kopyası? Bu parfüm çok pahalı bir parfüm olan ki beni mutlu etti bu böyle pahalı parfümlerin kopyası olması iyi aslında. Bu parfüm Le Labo firmasından Santal 33 parfümünün kopyası. Santal 33 gerçekten çok pahalı bir parfüm. 50 mililitresi yaklaşık 180 dolara satılan bir parfüm. Zara versiyonu İnanılmaz güzel. Bu videodaki büyük mal şöyle düşünüyorum da en kaliteli parfüm bu. En kaliteli kokan parfüm bu. Performansına geleceğiz. Performansı çok çok iyi diyemem ama ona geleceğiz. Bu parfüm nasıl kokuyor ondan bahsedelim. Bu parfüm sanki yeni yapılmış bir masa gibi kokuyor. Ağaçtan yapılmış bir masa. Benim Santal 33 de kullanıyorum ve bunu da denedim. Bu biraz daha hafif olduğu için biraz daha iyi. Santal 33 biraz ağır kaçabiliyor bazen. Bunda şöyle bir his var, bana öyle geliyor. Sanki böyle marangoza gitmişsiniz ve bir masa yaptırmışsınız gibi. Hafif tozlu yeni yapılmış masa. Ağaç kokusu var bunda, çok natürel. Açılışında biraz turunçgil var, ferahlığı hissedeceksiniz. Ama ondan sonra basit kokuyor, sade kokuyor diyeyim. Basit yanlış anlamayın, kötü bir anlamda değil bu. Sade kokuyor ve gerçekten çok hoş, gerçekçi bir ağaç parfümü. Eğer ağacımsı kokular seviyorsanız, özellikle sade ağacımsı kokular seviyorsanız bu parfüm gerçekten mükemmel.
Arkadan bazen salatalık havası da gelebiliyor. Bu parfümün yaptığı bir şey bu. Salatalık notası yok ama sadece o havayı verebiliyor. Yanlış anlamayın, bu kötü bir şey değil aslında. Güzel bir şey o havanın gelmesi ama daha çok basit bir şekilde, sade bir şekilde ağaç kokuyor parfüm. Çok natürel bir biçimde ve kalitesi gerçekten çok güzel. Performansına geçelim. Performansa o kadar iyi diyemem. Benim tenimde yaklaşık 5 ila 6 saat civarında. Ama gerçekten bu kadar kaliteli olduğu için hiç umursamadım ben performansını. Mükemmel bir parfüm. Dediğim gibi gerçekçi ağaç parfümleri seviyorsanız çok iyi gidecektir. Mevsimine gelirsek her mevsime giden bir parfüm. Kışın belki içeride kullanmak isteyeceksiniz ama yazın ilkbaharı çok güzel gidebilecek parfüm. Her yerde, her ortama gidebilecek bir parfüm. Bunu da ekstra sıkarsanız iyi olur elbiselerinize, saçlarınıza. Kalıcılığı daha çok artıracaktır. Sıcak günlerde biraz daha fazla kalabilir teniniz ısındığında. Bir sonraki parfüm, dördüncü parfüm bu videodaki Strolling Over Heaven parfümü. Bu parfümün kelime anlamı cennetin üzerinde yuvarlanmak anlamına geliyor. Zara bazen saçma sapan isimler koyabiliyor. Parfümle hiç alakası olmayan isimler ama güzel bir isim bence. Parfüm neyin kopyası? Ondan bahsedeyim. Bu parfüm çok şaşıracağınız üzere ve bence çoğu insan alacaktır bunu bilmiyorsanız. Bu parfüm Yves Saint Laurent firmasından La Nuit de L'Homme parfümünün kopyası. Ve bundan önce bir parfüm daha vardı. Ye diye ismi geçiyordu. Bu da aynı şey. Bir önceki parfümde söylediğim gibi Y denen parfüm, Y yani Yozgat'ın Y'si isimli parfümün üretimini durdurdular 2 sene önce ya da geçen sene ve bu parfümün içine koymuşlar. Aynı parfüm, sadece farklı şişe. Parfüm nasıl kokuyor? La Nuit de L'Homme'u bilmiyorsanız çok baharatlı, kakule baharatı baskın, lavanta havası da var arka tarafında. Böyle kokuyor. Çok baharatlı, çok hafif kremamsı, çok maskülen, gerçekten çok ilgi çekici bir koku. Performansına geçmeden önce bu parfümün kokusunu hani bilmiyorsanız mutlaka deneyin. Çok baharatlı olduğu için herkese göre değil. La Nuit de L'Homme'un benzerlik gerçekten çok. Tam anlamıyla aynı koku diyemem ama yaklaşık %90 bir benzerliği var. Ama bence gerçekten çok hoş. La Nuit de L'Homme'da bende bazen beni rahatsız eden lavanta havası oluyor. Çok ağır kaçabiliyor. Bunda o yok. Gerçekten çok güzel. Kakule baharatı çok güzel geliyor bu parfümde. Ben çok 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 tavsiye ediyorum. Performansına gelecek olursak, çok performansı yok bunun da, 5-6 saat civarında, ortalama civarda, ama bunu da ucuz olduğu için bol bol sıkın elbiselerinize ve saçlarınıza, biraz daha uzun kalıcı olacaktır. Fiyatına gelirsek gerçekten çok güzel bir fiyatı var. Sanıyorum 80 Türk Lirası olması lazım. Bu seriden 3 parfüm var. Bunlardan bir tanesini ilk gösterdiğim Ice Walk. Bu da aynı seriden. Şişeli zaten birbirine benziyor. Pakette de geliyor olabilir bunlar, aynı pakette. Ama tek satış fiyatı sanıyorum 80 Türk Lirası olması lazım. Gerçekten çok güzel bir fiyat. Biraz daha ekstra sıkabilirsiniz o yüzden. Ve geldik son parfüme bu videodaki. Bu parfüm Zara Gold parfümü. Bu büyük ihtimal Zara'nın üretimini durdurmayıp senelerdir koruduğu tek parfümlerden bir tanesi. Yani benim bildiğim kadarıyla tek parfüm. Senelerdir hala üretimde olan ve hiçbir zaman durdurulmayan, sadece şişesinin değiştiği ama isminin değişmediği Zara Gold parfümü. Bu parfüm neyin kopyası? Bu parfüm Paco Rabanne firmasından Black Excess kopyası. Black Excess olması lazım. Pure Excess de olabilir. Onları ben karıştırıyorum hep ama siyah şişede, zaten buraya resmini koyacağım. Görürsünüz. Bu parfüm nasıl kokuyor? Bu parfüm şöyle kokuyor. Bu parfüm çok 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 tatlı bir parfüm. Gerçekten çok tatlı parfüm, gurme bir parfüm. Baya meyve havası var ilk açılışında. Sanki böyle çilek havasında geliyor. Biraz da sanki ahududu havası var. Ama arka planda böyle çikolatamsı, vanilyamsı, şekerimsi bir tatlılık var. Çok keskin, burnunuza vuracak. Güzel bir parfüm, ilgi çekecek bir parfüm ve çok satan bir parfüm. Bu yüzden zaten Zara senelerdir üretimini durdurmadı. O yüzden çok ilgi çekici ama herkese göre değil. Özellikle tatlı sevmiyorsanız, ki ben çok tatlı seven bir insanım. Vanilyayı çok severim, böyle tatlı ağır parfümleri severim ama bu bile beni bazen zorluyor. Çünkü içindeki tatlılık bayağı sivri bir tatlılık. Lütfen denemeden almayın parfümü ama bunu her zaman bulabilirsiniz. Her zaman var Zara'da. Sanıyorum şimdiki geliş şekli siyah mat şişede. Belki bu videoyu gelecek senelerde izliyorsanız bu şişesi değişmiş olabilir. Güzel bir parfüm, dediğim gibi hafif çikolata havası, hafif meyveli bir hava ve vanilya tatlılığı, şekerimsi bir tatlılık, ilgi çekici. Performansı eskiden daha iyiymiş. Şimdiki performansı sanıyorum benim de tenimde yaklaşık 6 saat kalmıştı. Bazı insanlar 9 saate kadar gittiğini söylemiş, bazı insanlar 4-5 saat demiş.
Benim tenimde dediğim gibi 6 saat civarı, 5-6 saat. O yüzden ben ortalamada kaldığını düşünüyorum. Özellikle şimdiki şişede, belki gelecek senelerdeki şişe değiştiğinde daha iyi performans olabilir. Bazen oluyor çünkü bu. Umarım daha iyi performans olur. Fiyatı bunun sanıyorum 60 Türk lirası. Bunun bazen aynı parfüm başka pakette geliyor. İki parfüm. O zaman çok daha iyi bir fiyata geliyor. Ben onu da tavsiye ediyorum. Geldiği parfüm ne olursa olsun, çok ucuz olduğu için alabilirsiniz. Bu parfümün mevsimi kışın. Kış parfümü, sonbahar parfümü. Yaza çok ağır kaçan bir parfüm. Ne kadar çok kalıcı olmasa da kokusu çok tatlı olduğu için ilkbahar ve yazın önermiyorum. Daha çok kışın ve sonbaharda. Bu videoluk bu kadar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Bu videoda biraz daha performansı düşük parfümlerden bahsettik ama Zara'nın genelde böyle performansı oluyor zaten. Ben ilk videoya özellikle en performanslarını koymak istedim. Bu videoda performansları biraz daha az. Çok performans bakıyorsanız biraz para harcamanız gerekiyor. Para harcamak istemiyorsanız da performans biraz düşük olabiliyor. Açık parfüm kullanmak yerine bunları alabilirsiniz. Dediğim gibi küçük şişeler satılıyor. 5 mililitre, 10 mililitre. Onları gerçekten çok tavsiye ediyorum. Alın, parfümlerin içine doldurun. Kanalda video da var o parfümlerin içine nasıl dolduruluyor diye. Onu da izleyebilirsiniz. Doldurun ve yanınızda taşıyın. Cebe çok kolaylıkla sığan şeyler bunlar. 5 mililitrelik şişeler. Decant diye geçiyor bu. Bunlardan gün içerisinde tazeleyebilirsiniz 2-3 saatte bir ki fark edilirlik ve kalıcılık uzun olur. En azından fark edilirlik uzun olur. Kalıcılık değil de fark edilirlik. İnsanlar fark eder sizi. Gün boyunca tazelerseniz daha iyi olacaktır ve ne kadar kullanırsanız kullanın, parfüm ucuz olduğu için bence çok dokunmayacaktır bu size. O yüzden mutlaka Decant parfümleri tavsiye ediyorum yanınızda taşımanızı. Kanalıma gelip videomu izlediğiniz için her zaman çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.